yazacağım. Tamam. Hepinize merhaba değerli katılımcılar. Ben Doğa Erpak, Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Ağaç Yapılı'yı Ankara Üniversitesi Öğrenci Kolu EMBA Salesi olarak düzenlediğimiz MediSense etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün medikal illüstrasyon ve bilimde görselleştirme yöntemleri oturumuyla karşınızdayız. Bu oturumda Sayın Hocamız Merve Evren bizlerle. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için bir de buradan size teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür Merve Hanım, ediyorum. teşekkürler. O zaman kısa bir hatırlatma yaparak sözü size bırakacağım. Değerli katılımcılar, sunum sonundaki soru cevap kısmımız için yayın sırasındaki sorularınızı chat kısmından yazabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan Merve Hanım sizi tanımakla başlayabiliriz. Merhaba sevgili Doğa ve değerli düzenleyici arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Öğrenci kongreleri benim için her zaman çok heyecan verici olmuştur. Sizin heyecanına ortak olma fırsatını bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. O zaman sunumunuzla başlayabiliriz dilerseniz. Tamam, pekala. Şimdi... Evet, şimdi yansıdı mı ekrana? Evet, hı. Evet. Tekrar merhaba herkese. Ben Merve Evren, Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı'ndaki Biyoteknoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yaptım. Lisans eğitimim biyoloji. O sırada Güzel Sanatlar Fakültesi çizgi film bölümünden bazı dersler, eğitimler aldım. Ve bugün yaklaşık 15-16 yıldır bilimsel ve medikal görselleri üretme üzerine çalışıyorum. Görselin hayatımızın her anında çok önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi burada ekranda gördüğünüz görselin gücü isimli iki kelimenin siyah bir ekranın üzerinde beyaz kalibri fontuyla çok anlam ifade etmediğini görüyorsunuz. Ancak bu fontları daha göz alıcı, renkli, bir şey anlatır biçimde oluşturduğunuz zaman size daha çok şey ifade ediyor. Aynı şey bilimi görselleştirmek, bilimi anlatmak için de geçerli. Dümdüz sadece yazılardan oluşan slaytlar, kitaplar bizim için çok şey ifade etmiyor olabilir. Onu ne zaman renklendirirseniz, bazı grafiklerle, illüstrasyonlarla anlatırsanız izleyicinin, okuyucunun aklında daha çok kaldığını ve daha çok şey ifade ettiğini biliyoruz. Şimdi ben bilimsel görsel deyince sadece illüstrasyonun aklımıza bu teknolojinin olduğu bir dönemde gelmemesi gerekiyor. Görsel sadece illüstrasyon değil, aynı zamanda burada üç boyutlu animasyon demişim sadece ama iki boyutlu animasyonlar, interaktif medya, üç boyutlu çıktılar ve PowerPoint ile oluşturduğumuz görseller, animasyonları da içeren bir geniş kapsamlı bir alan. Sanat küçük bir kelime, bence çok büyük bir dünya. Benim hayatımın her alanında var. Hayatının her alanına ya da pek çok alanına sanat katan insanların her alanda yaşamın daha çok tadına vardığını da düşünüyorum. Burada ben sunum boyunca size yani sadece kendi yaptığım çalışmaları üzerinden anlatacağım. Ara ara başka çalışmalara yer verdim. Onları referanslarıyla paylaşıyorum. Çalışmaların hikayelerini anlatacağım. Burada da bahsedeceğim bu görsel. Den bahsedeceğim. Çalışmaların hikayelerini ve sonrasında nasıl bunları yaptığımızı, hangi yazılımlar ve hangi donanımları kullandığımızı anlatarak da devam edeceğim. Bu bir pano sadece ama
bir kulak çok kıymetli, çok sevdiğim bir kulak burun boğaz hekimi abim, Profesör Doktor Raşit Medilli için yapmıştım. Kulak burun boğaz cerrahlarının en çok ilgilendiği konular ve daha çok karşılaştıkları yaş grupları ile ilgili. Şimdi bunda sadece görsel olarak değil, aynı zamanda bir hikaye olarak da sanat katmaya çalıştım. Şöyle ki, işte çocuk hastada bir boğaz, orta yaşta belli ki burnunu yaptıran bir hasta, daha ileriki yaşında kulak duyma problemleri yaşıyor. Bunda aynı zamanda bir gülün goncadan en açmış haline dönüşmesi ve ileri yaşı bir iltifat, bir atıf var. Çünkü gülün en güzel kokan halinin ileriki yaş olduğu ve bu tabloya bakan kulağında duyma problemi de yaşayıp oraya gelen ileriki yaştaki hastaların da kendisini iyi hissedeceği bir şey planlayıp yapmıştık muayenehanesine. Aynı şekilde bir bilimsel, içinde bilimsel bir konu katan illüstrasyonların kişinin hem bir şeyler öğrenmesi, nerede anlatıldığına, paylaşıldığına bakarsak kendisine yani bir düşünceye, bir sonunda bir düşünce oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu görsele baktığımızda burada bir yaprak görüyorsunuz. Bunu bilim ve sanat gözüyle farklı değerlendiriyoruz. Şöyle ki, bu bir incir yaprağı. Bir bilim insanı olarak buna baktığımda Moraceae familyasından Ficus carica, işte fotosentez düşündürüyor bana. Yapraklardaki işte stomaları düşünüyorum. Oksijen, karbondioksit alışverişini düşünüyorum bir bilim insanı olarak baktığımda. Bir sanatla meşgul olan biri olarak baktığımda da o köşelerin ve yuvarlak hatların birbiriyle olan ahenkli uyumuna, renklerin uyumuna, ışığın geçişine bakıyorum. Şimdi bunu ikisini birleştirdiğimizde Leonardo da Vinci'nin çok ünlü bir sözü vardır. Sanat ve bilim arasında bir denge geliştirmekle ilgili. Şimdi biz bilimsel görselleştirme dediğimizde bunu her iki alandan da sentezlememizi anlıyoruz. Ve bizim amacımız bilimsel görsellerde sanat yapmak değil, konuyu açıklamaya yardımcı olmak ve bunu yaparken de sanattan yararlanmak. Yani her türlü bilimsel bilgiyi görselleştirmek için yapılan çalışmaları anlıyoruz. Baktığımızda aslında tarih öncesi çağlarda ben mağaralara yapılan duvar resimlerinin bile bunların bir illüstrasyon olduğunu görüyoruz. Yani bir konu bize bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Hangi hayvanın etinin yenilir olup olmadığı. Yani burada yaptığı sadece bir resim değil, aynı zamanda bir konuyu aktarmak. İşte biz buna illüstrasyon diyoruz. Bir manzara resmine illüstrasyon diyemeyiz. Ama siz orada bir şey anlatmak, izleyiciye bir şey vermek istiyorsanız biz buna illüstrasyon diyoruz. Hepimizin aklına gelen Leonardo da Vinci, yüzyıllarca yıl öncesinde bu alanda çok çalışmış. Kendisinin aynı zamanda bir mühendis oluşu, bir bilim insanı, bir ressam, hepsini bir araya getirerek çok olağanüstü çalışmalar bize vermiş. Ancak bunu 1500'lü yıllarda Vesalius'un çizdiği, yazdığı, çizdiği bir ekiple birlikte ya da bir ressam tek bir kişiyle mi çizmişti bunu hatırlayamıyorum. Ama bu bir sadece illüstrasyonlardan, tıbbi illüstrasyonlardan oluşan bir atlas. İlk kez 1500'lü yıllarda böyle bir çalışma yapıldığını görüyoruz. Günümüze geldiğimizde Netter, benim de idolüm, bir tıp doktoru. 1940 yılındaydı sanıyorum ilk baskısı yaptığında kitabının.
1991'de hayatını kaybettiğinde bize 20 binden fazla sulu boyayla, yani geleneksel yöntemlerle yapılmış 13 ciltlik bir külliyat bıraktı. Kendisinin çalışmaları bize her zaman mesleğimizde ilham oldu. Onun da söylediği gibi bir konuyu aydınlatmak çizimin en büyük hedefi. Bunun güzel boyanıp boyanmadığı, artistik gücünün ne kadar yüksek olduğu, evet, bize bir hoşluk getiriyor. Görsellerin güçlü olması anlamamızı da kolaylaştırıyor. Ama eğer bir konuyu açıklığa kavuşturmuyorsa bunun tıbbi anlamda, bilimsel anlamda bizim için hiçbir değeri olmadığını söyleyebilirim. Geleneksel yöntemler demişken, bu alanla ilgilenecek olan bundan sonra arkadaşlarımın mutlaka kendilerine geleneksel yöntemlerle çizim yapma konusunda da geliştirmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Biyoloji bölümüne başladığımda çizmeye başladım. Yani bilimle ilgili çizmeye başladım. Gördüğüm her şeyi çizmeye başladım. Bugün tabii teknoloji desteği var. Biz illüstrasyonlarımızı bu şekilde gördüğünüz elle yapılmış illüstrasyonlarımızı kitaplara basmıyoruz. Çok çok büyük oranda, yani bir sıra dışı bir durum olması lazım. Böyle artistik bir hava katılmak isteniyordur mesela kitap kapağında. Belki o zaman kara kalemler, sulu boyalar kullanılır. Ama bu bizim teknolojiyle buluştuğumuz noktada, teknolojiyle kullanarak görsel ürettiğimiz noktada gerekli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bitki illüstrasyonlarının organik dokular çizme noktasında bize çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ben tam bu sırayla başladım. Kurşun kalemle kağıda çizerek, İşte rapido, dolma kalem, sulu boya görselleriyle başlayarak organik doku çizme konusunda tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Sonra dijitale geçtim. Şimdi peki biz bu dijitalden bahsediyorum. Artık geleneksel yöntemlerden çıkıp teknolojik yöntemlere geçiyoruz. Biz bu görselleri nerede kullanıyoruz? Bunun bir eğitimde bir rolü var. Dergi ve kitap kapakları yapıyoruz. Kitapların içine illüstrasyonlar yapıyoruz. Bu en çok yaygın olarak, en azından sayıca en yaygın olarak kullandığımız biçim diyebilirim. Makalelere illüstrasyonlar yapıyoruz. Bu da son 10 yılda özellikle çok çok ciddi bir şekilde artmış bir alan. Türkiye'de de her gün sayısız çok kıymetli makale üretiliyor. Biz onlar için illüstrasyonlar yapıyoruz. Posterler çiziyoruz, eğitim posterleri. Bu biraz sonra detayından bahsedeceğim sanıyorum. Bu posteri slaytlarım içinde kullanıyorum. Bir ilkokul, ortaokul düzeyindeki bir eğitim posterindeki bilgilerin, görsel bilgilerin doğruluğu da bizim için çok ciddi bir sorumluluk. Uzman eğitime, tıp fakültesi öğrencilerinin görsel bilgilerine doğru vermek de bizim için bir sorumluluk. Grafik abstraktlar yapıyoruz. Bu da az önce bahsettiğim makalelerdeki artan kalite ve sayı neticesinde bizim çok başvurulan bir alan. Eğitim videoları yapabiliyoruz. Bu eğitim videoları 2 ya da 3 boyutlu olabiliyor ve interaktif görseller oluşturuyoruz. Bunu da çoğu zaman eğitim amaçlı kullanılmak üzere yapıyoruz. Evet, medikal illüstrasyon dediğimizde çok basit çizgisel görsellerden 3 boyutlu karmaşık görsellere kadar geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Bu arada çok özür diliyorum Doğa Hanım, bölüyorum ama şu an ekranda sunum mu yansıyor sadece? Ben var mıyım? Ben sizin yansıdığınızı görüyorum. Yok, canlı yayında sizin sunumunuz ve sizin görüntünüz var.
Ben konuştuğum zaman görüntüm çıkıyor. Ama sizin Tamam. görüntünüz hep var orada. Tamam. Arada ben çünkü çayımı yudumlayacağım. Sesim biraz kötü. Bunun için özür diliyorum. Sıcak çayımı yudumlamak durumundayım sesimi tazelemek için. Bunun için Tabii. izleyicilerden özür diliyorum. Şimdi evet, medikal illüstrasyon çok basit çizgisel görsellerden 3 boyutlu karmaşık görsellere kadar bir yelpaze. Ben şimdi bir seçki sunacağım. Bunu basitlik derecesi gibi düşünüp sıralamaya çalıştım. Basitlik derken bu bir nitelik olarak basitlikten bahsetmiyorum. Hazırlanma süreci diyebiliriz. Burada vertigo ile ilgili bir çalışma hazırlıyordum. Onunla ilgili 2 boyutlu, çok basit, sadece 2 rengin kullanıldığı görseller görüyorsunuz. Nerede kullanıldığı önemli görsellerin. Şimdi zamanımız önemli. Bunun için harcanan emek, bütçe, zaman planlaması hepsini bir arada düşünmeliyiz. Bu şekilde de bir kitap içinde pekala yer alabilir görsellerin bir kısmı. Yani sıradan dümdüz yazı yazmaktansa, eğer zamanımız da kısıtlıysa, bilimsel doğruluğundan taviz vermeden daha basit grafiksel görsellerden de yararlanabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bu tarz daha çizgisel görselleri grafik özetlerde kullanabiliyoruz. Şimdi bu Sayın Demet Cansaran Duman hocamızla yaptığımız bir çalışma. Meme kanserinde vulpinik asidin rolüyle ilgili bir makalesi yayınlandı. Yakın zamanda da PubMed'de gördük. Şimdi bu grafik abstraktlar bir makalenin ana bulgularının tek görsel özeti. Burada grafiklerden yararlanabiliyoruz, görüntüleme yöntemlerinden aldığımız görsellerden yararlanabiliyoruz. Biz de bazı görseller katıyoruz ve aslında amaç izleyicinin makaleyi okumadan görsele bakarak konuyla ilgili fikir sahibi olması, hatta en başarılısı konuyu direkt oradan öğrenmesi. Bu grafik abstraktlarında son zamanlarda bu kadar yaygınlaşması, tabii medikal illüstrasyon da artık bilinerek ve daha çok ihtiyaç duyulan bir alan haline gelmesi ayrı bir konu. Yanı sıra ben şuna da bağlıyorum. Akıllı telefonlar, tabletler bunların artmasıyla birlikte bizim konsantrasyon süremiz çok kısıtlandı. Çünkü çok fazla bilgiyi çok kısa sürede alıyoruz. Elimizde tabletimizde bir Instagram akışına baktığımızda, bilmiyorum, bir dakikada eğer oturup bir şey izlemiyorsak bir dakika içinde 30-40 belki içerik alıyoruzdur. Gazeteyi artık çok okumuyoruz. Okuduğumuz zaman sadece ana başlıklar, bold yazıları görüyoruz, okuyoruz. Aynı şey makaleler için de geçerli oldu. Eğer siz bir makaleyi grafik abstraktla sunuyorsanız, emin olun ki grafik abstrakt içermeyen makalelerden daha çok dikkat çekecektir yayınınız. Tamamı okunmasa bile en azından isminiz, yaptığınız çalışma göz önünde olacak ve sizi, makaleyi okuyan kişiler sizi ve çalışmanızı bileceklerdir. Yine 2 boyutlu daha basit görsellerden kitap içlerinde yararlanıyoruz. Kitap içlerinde karmaşık 3 boyutlu görselleri çok tercih etmediğimizi söyleyebilirim. Bu baskıyla da ilgili, süreyle de ilgili. Kitap içindeki çizimlerin sayısı daha fazla olması istenen ve beklenen bir şey. Çizimlerde konuyu anlatırken aynı zamanda kişi, eğer bir figür, bir yüz çiziyorsak onda da dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Aslında burada bu
yaklaşık 10 sene önce yaptığımız bir çalışma. Çok sevdiğim hocam, mentorum diyebilirim. Profesör Doktor Berrak Yeğen'in editörlüğünü yaptığı, yüksek okullar için fizyoloji kitabına yaptığımız yüzlerce illüstrasyondan biri. Benden beklenen aslında sadece periyot dönemindeki yaşanan oradaki hormonal düzeylerle ilgili bir illüstrasyondu. Ancak buraya böyle düşünceli, 14-15 yaşlarında, yüzünde böyle tatlı bir gülümseme olan bir genç kız koyduğumuzda ben illüstrasyonunda daha güçlendiğine inanıyorum. Dolayısıyla sunum sırasında çok fazla örneğini vereceğim bunun. Bir illüstratörün sizden istenen dışında kendinizin de bir şeyler katarak yaptığınız işin daha güçlü hale geleceğini düşünüyorum. Evet, makale illüstrasyonları. Şimdi bir makaleden bahsedeceğim. Bakayım, bunu ilk sayfasına koymamışım. Bu da 10-12 sene önce Profesör Doktor Nazan Harzad'ın Uysal hocamızın önderliğinde yaptığımız bir makale. Kendisi şu an fonksiyonel tıp beslenme alanında çok çalışıyor. O zaman da yani bundan 12 sene önce de yine yaşam kalitesinin yükselmesi üzerine yaptığı çalışmalarla öncüydü. Onunla bir çalışma yapmıştık. Burada bir makalenin çok kısa birkaç kelimelik, cümlelik bir özetini görüyorsunuz. Bu özeti... Yani bu makale resimsiz olarak kabul edilmiyor, illüstrasyonsuz olarak. Çok basit, yani bundan sonra göreceğiniz böyle çok hareketli, renkli görsellere benzemiyor bu. Ama çok basit bir görsel çizerek makalenin kabul edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu da başka bir yayın için yapılmış bir çalışma. Ve aynı görsel şablondan yararlanarak yaptık. Şimdi bu Alper Aksoy, bir plastik cerrah hocamızla yaptığımız bir çalışmanın görsellerinden bahsedeceğim. Bunda benim hiçbir şey yapmamı istemedi. Bunda sadece gördüğümü çizmemi istemişti. Çünkü aslında medikal illüstrasyon gördüğünü çizmek demek değildir. Sizin bir şey katmanız demektir ama bazen böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Şöyle ki bu yayında bunlar telefonla çekilen ve çözünürlüğü düşük olan görseller. Makalede kabul edilmiyor bunlar. Ama artık yayına gelindiğinde çok geç olmuş olabiliyor. O fotoğrafları geri dönüp çekemiyorsunuz. O zaman biz onların makalede derginin bizden istenen şartlarda işte 300 dpi, RGB ya da CMYK renk modu gibi şeyler söylerler. Ona göre aynısını, gördüğünüz aynı şeyi bazen çizmemiz istenebiliyor. Yıllar içinde çok mutluyum ki çok kıymetli uluslararası dergilerde kapaklar yapma şansım oldu. Bunların bir kısmının yapılış süreçlerinden bahsedeceğim. Bunlar işte az önce söylemek istediğim, hani çok basit iki boyutlu çizgisel illüstrasyonlar yapıyoruz. Onları kitap içine yapıyoruz. Kapaklarda daha böyle can alıcı, daha renkli ya da yani izleyiciye böyle baktığında düşündürebilen görselleri daha çok tercih ediyoruz. Şimdi ben çizimlerimde tarihe atıfta bulunmaktan çok hoşlanıyorum gerçekten. Tarihsel ikonlardan yararlanmaktan. Mona Lisa bunlardan biri. Çünkü Mona Lisa şu an günümüzde sanıyorum herkesin en çok bildiği, tanıdığı görsel. Mona Lisa'yı çok kullanmışımdır çizimlerimde. Eğer yaşasaydı, bu arada burası Ver olacaktı sanırım. Eğer yaşasaydı hangi operasyonlardan geçerdi, nasıl bir görünüme sahip olurdu diye bir çalışma yapmıştık. Bu sadece Photoshop'taki basit düzenleyici araçlar kullanılarak yapılan, bu da çizim eklenerek yapılan bir yüz germeyi anlattığım bir çalışma.
Aynı şekilde Mona Lisa'nın yüzündeki o hüzünlü gülümsemeden ilham alarak onun bir meme kanseri hastası olup olamayacağını sorguladığım bir çalışma da vardı. Bu çalışmayı daha önce medikal illüstrasyon sergilerimde yayınladım ama bence en güzel kullanıldığı yer benim yine üniversitenizde bundan 2-3 sene önce yaptığım bir konuşmanın afişi olarak kullanılmasıydı. Çünkü bir sanatçının gözünden bilim ve kanser isminde bir çalışmaydı. Bugün de 4 Şubat olması dolayısıyla, doğru değil mi? 4 Şubat, yanlış söylemiyorum, bir dakika. Bu ileri Evet geçti. evet 4 Şubat. Heh. Evet, bugün Dünya Kanser Günü. Onu da söylemek istiyorum ki kanserde erken tanının, hayat kurtardığının, önemli olanın kontrollerimizi sürekli yaptırmamız gerektiği ve bize bir şey, bana bir şey olmaz diyerek hiçbir zaman hayatımızın hiçbir aşamasında hareket etmememiz gerektiğini de söylemek istiyorum. Bugün Dünya Kanser Günü olması dolayısıyla. Şimdi bu çalışmada yine kanserle ilgili çok sevdiğim bir iş. Ankara Üniversitesi'nden yine bir hocamız, Kanser Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Hakan Akbulut'la yaptık ve TÜBİTAK Medical Science dergisinin 50. özel sayısında kapak olarak yayınlandı. Çok mutluyum bundan dolayı. İmmünoterapiyi anlatmaya çalıştık kanserde. Şimdi bunda bir görsel kullanmamız gerekiyordu. İnanın sadece bu görselin ne olduğunu karar vermek belki bir haftayı aldı. Çünkü bunun içinde herkesin tanıdığı, bildiği bir görsel kullanma fikri oluştu bizde. Hani herhangi bir hastayı çizmektense. Bunun için de Rodin'in Düşünen Adam heykelini kullanmak hem yüzü, ifadesi, hem tanınırlığı, o duruşu ve yapacağımız illüstrasyon için bu, bakın, bölgeler işte karaciğeri görünüyor, kemiği görünüyor, burada metastazı anlatabiliyoruz. Çok net bir şekilde istediğimiz her şeyi bu illüstrasyon, bu duruş üzerinden gösterebildik. Dolayısıyla bunu Rodin'in Düşünen Adam heykelini kullanma şansımız oldu bu afişte ve bu şekilde yayınlandı. Bu da benim çok sevdiğim çalışmalarından biri. Üzerinden yani 9-10 sene geçmiş, gerçekten inanamıyorum. Bir medikal illüstrasyon sergi serisi yaptık. 16 ayağını gerçekleştirme şansım oldu bunun. Ve bu sergileri tamamen Ege Üniversitesi Çocuk Onkolojisi, Ege Onkoder yararına yapılmış sergilerdi. Türkiye'nin pek çok yerinde sergileme şansım oldu. Bu resim de bu serginin en çok sevilen işlerinden biriydi. Şu an baktığımda, şimdi bunları yayınlamak istedim. Bir yandan istemiyorum çünkü üzerinden çok zaman geçti ve gerçekten çok çok hata görebiliyorum. Bunu nasıl yaptım dediğim şeyler var burada ama onların ne olduğunu söylemek istemiyorum. Sadece zaman geçtikçe gerçekten işinizi severek, tutkuyla yaptığınızda kendinizi geliştiriyorsunuz. Öğrenmeye açık haldeyseniz bırakın 10 sene önce yaptığınız bir işi, bir ay önce yaptığınız işi bile beğenmeyebiliyorsunuz. Bu karpal tünel sendromunu anlatmak istedim. Hep şeyi düşünürdüm. Bu ünlü eski fresklere bayılırım, duvar resimlerine ve onları nasıl yaptıklarını, o duvarları nasıl tatbik ettiklerini. Ben yağlı boya da yapıyorum. Tuval üzerine yaparken şu bileğim o kadar ağrır ve uyuşma olur ki ve o freskleri yapan insanların sanki karpal tünel sendromundan muzdarip oldukları ve bunu bilmedikleri gelir aklıma. Michelangelo'nun da yaptığı o olağanüstü eserlerin bir bedeli olarak karpal tünel sendromuna sahip biri olduğunu düşündüm ve Adem'in yaratılışı tablosundaki o bilekleri, elleri ben o şekilde çizmek konusunda bana
ilham vermişti. Yine ünlü bir eser, Osman Hamdi'nin Kaplumbağa Terbiyecisi. Bunu yapalı da 2 sene olmuş. Yani bu aslında hazır görselin üzerine eklenmiş Photoshop maharetiyle bazı detaylardan oluşuyor. 2020'ydi değil mi? Covid başladığında 2020 Mart ayında ben 11 Mart'ta ilk hastalık Türkiye'de duyuruldu sanıyorum. Ben bir gün öncesinde İstanbul'daydım ve Pera Müzesi'nde Kaplumbağa Terbiyecisi'nin önündeydim. Döndüğümde ve bu Covid artık ülkemizin ve dünyanın gündemine oturduğunda bana bu tablo sanki Kaplumbağa Terbiyecisi'nin o kapının ardında havaalanında böyle uçaklara baktığı, havaalanında işte en çok havaalanları konusunda hep uyarılıyoruz ya, bu valizden bulaş işte kaptığı, işte akciğerler yoluyla bunu aldı. O zamanlar metastazlarla ilgili, metastaz diyorum, hastalığın yayılımı, hangi organlara sıçradığı, hangi organlarda olduğu ile ilgili. İşte çok spekülasyonlar vardı, hastalığı iyi tanımıyorduk. O dönemde şey hatırlıyorum, hastaların beyinlerine gidiyor falan diye bir bazı şeyler vardı, konuşmalar. Ondan ilham alarak oraya bir sinir sistemi de eklemişim. Ellerden ve o üflediği neyin ağız kısmından bulaş olduğunu anlatmaya çalıştığım bir çalışmaydı. Bu daha sonra yine YÖK dergisinde yayınlandı. Birkaç ay öncesinde de İtalya'da David heykelini canlı görme fırsatım olmuştu. Ve biliyorsunuz bütün müzeler, kapalı alanlar hep kapatıldı Covid döneminde. Ve o zaman o kadar kalabalıktı ki, yani bu heykeli görebilmek için saatlerce sanıyorum o müzenin önünde oturmuştum. Ve David'in 500 sene sonra ilk kez bu kadar yalnız kaldığı ve içeride yalnız yalnız ağladığını hayal etmiştim. Ve onu da Covid'le ilişkilendirerek, elinde tuttuğunu da bir maske olarak düşünerek böyle bir çalışmaya imza attım. Yine Covid'le ilgili yapılan bir çalışma. Aslında şunun bir hikayesi var, bunu paylaşmak istiyorum. Bu bir yarışma için yaptığım bir çalışma. FEBS, Avrupa Biyokimya Derneklerini bir arada bulunduran bir federasyon diyebilirim. Ve geçen sene bir yarışma düzenledi. Özel sayısı için bir kapak çalışması istiyorlardı. Ben bu yarışmanın son katılım tarihini tamamen unutmuştum. Çünkü o sırada bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordum ve ameliyat olmuştum. Ameliyattan çıktıktan sonra bunun deadline'ını hatırladım. Ve gerçekten çok katılmak istiyordum ama çok gücüm de yoktu bunun için. Bu ameliyattan çıkıp eve gittiğim gün, nün ertesi günü başladığım bir çalışma ve 2 gün vardı sadece deadline için. Bu bir eskiz halindeydi. Aslında bunun üzerine yapmak istediğim çok şey vardı. Burada çok, yani görüyorsunuz, çok basit bir çizim ama arkada daha önce yaptığımız 3 boyutlu virüsleri koydum. Bunun da 3 boyutlu olması gerekiyordu. Sona saklamıştım ama sonrasında yapacak gücüm olmadığı için, ama hali hazırda da emek harcamışım. Bunu göndermemeye de kıyamadım. Hani en azından göndermiş olayım dedim. Gönderdim ve bu tasarım birincilik ödülü aldı. Ve bana şöyle döndüler jüri. Kartun çizgi film işte tarzında yapmış olduğumuz çalışmanızı çok farklı, çok sıra dışı bulduk ve çok beğendik dediler. Bana bu çok şey öğretti. Çünkü hep böyle hiperrealistik, özellikle kapaklar için, işte çok gerçek, çok canlı, ne kadar gerçek gibi olursa, ne kadar mükemmel olursa o kadar iyi olur.
algısı aslında hiç doğru değil. Çok mükemmelliyetçilik iyi bir şey değil. Bu her alanda, hayatımızın her alanında olduğu gibi mesleğimizde de geçerli. Yani iyi olduğuna inanıyorsak geri dönüp üzerinde sürekli revizyonlar yapmanın gerçekten çok anlamı ve alemi yok. Eğer tamam diyorsanız lütfen gönderin. Sizin hiç tahmin bile edemeyeceğiniz geri bildirimlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi söylemek istediğim bir şey var. Keşke bunu sunumun her yerinde söyleyebilsem. Belki paylaşırken içerikte yazabiliriz, bilmiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben çizimlerimi paylaşıyorum ama başka şeylerden de bahsedeceğim. Eğer siz bir bilim insanıysanız ve sanat sizin için bir çok ilgi çekici, hayatınızın farklı alanlarında işte uyguladığınız, yararlandığınız, ya en azından haftada bir, ne bileyim, tiyatroya gitme alışkanlığınız, iyi müziklere karşı böyle zafiyetiniz falan vardır. Bu sizin sanata olan ilginizi gösterir. Görsel sanatlara karşı meyliniz vardır, sergileri geziyorsunuzdur ama resim yeteneğiniz yoktur. Bunu çok soruyorlar. Benim resim yeteneğim yok ama ben bilimsel görsellerle ilgilenmek istiyorum. Bazı yazılımlardan bahsedeceğim, bazı web sayfalarından bahsedeceğim. Şimdi sağdaki, evet, bu çizim yeteneği gerektiren bir şey olduğunu söyleyebilirim. Metastazı anlatan iki çalışmamı görüyorsunuz. Sağdaki bayağı bir çizim. İşte yağmurlu bir havada dışarı bakan ve yani aslında durumunun farkında olan, muhtemelen henüz tedavi görmemiş çünkü saçları henüz dökülmemiş, fiziksel görüntüsünde bir değişiklik olmayan ama dördüncü evresinde tanı alan bir hastayı çizdim. Bunda grafik tabletten, Photoshop programından yararlandım. Ama bir yandan hiçbir şey çizmeden, yani çok çizime karşı çok yetenekli olmanızı beklemeden yapabileceğiniz bazı işler var. Ama kesinlikle yaratıcı olmanız gerektiğini söylemem gerekir. Yaratıcılığın da insanın sanata karşı, hani bu nasıl diyeyim, antenlerini sürekli açık tutmasıyla yaratıcılığını arttıracağını da söylemek isterim. Burada gördüğünüz görsellerin, yani hiçbir oturup tabletle yaptığım çizimler değil. Bunlar hazır illüstrasyon araçlarından edindiğim, işte yollar yaptım. Bu arabalar, programda hazır olan arabalar, renklerini değiştirdim. Yani burada ne var? Burada akan, her şey yolundayken, trafik yolunda akarken birden bir kanserleşme. Ve burada o kadar büyümüş ki bu, derken sıçramış. Ve maalesef buradaki trafik akışını da değiştirmiş. Burası da metastazı anlatıyor. Ve buradaki trafik akışını da değiştirerek başka bir organda kanserin devam ettiğini, sürdüğünü ve bütün bir trafiği alt üst ettiğini anlatan bir çalışma. Dediğim gibi bu çizim yeteneği değil, yaratıcılık gerektiren, biraz program kullanma becerisi gerektiren bir şey. Aranızda dinleyenlerden, izleyenlerden, ya ben de yapmak istiyorum bunu ama benim çizim yeteneğim yok. O kadar çok yazıyorlar ki, yani bir çöp adam çizemem. Tamam, o zaman çizmeyin. O zaman başka şeyler yapın. Program kullanmayı öğrenip, yaratıcılığınızı geliştirmeye çalışın. Farklı, daha böyle metafor anlatımlar üzerinden görseller oluşturabilirsiniz. Doktor Yeşim Yerçok, bir kadın doğum hekimi. Bu kendisi için yaptığım çalışma. Hiç yüz yüze tanışmadık. 6-7 yıldır böyle internet üzerinden bir iletişimimiz oldu. Ama bunu kendisinin bir hastası olan, çok sevdiğim bir arkadaşımın
arzusu üzerine yapmıştım. Ve bu bebeklerin hepsi Yeşim Hanım'ın doğurttuğu bebekler. Onun sayfasından, web sayfasının işte Instagram hesabından alarak oluşturduğum görseller. Yani bilimsel illüstrasyon dediğimizde bu aslında tam bir bilimsellik değil ama bir hekim için, bir bilim insanı için onur edici, onu mutlu eden bir çalışma oldu. Bu tarz işler de yapabilirsiniz. Şimdi illüstrasyonları cerrahi alanda uzman eğitimi için de yapıyoruz. Çok basit hasta eğitim görselleri de hazırlayabiliyoruz. Bunu bir dergi için yapmıştık sanıyorum. Hasta eğitimi için kullanıldı ve burun spreylerinin nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili. Fotoğraflar çekmişler ama fotoğraflarda çok güzel durmuyordu fotoğraflarda ve bunu basit çizimlerle daha dikkat çekici olabileceğini düşünüp gelmişlerdi. Zaten şunu da fotoğrafta gösteremezdiniz bu yapıyı. Şimdi bu da herhalde 7-8 sene oldu. Bunu da şimdi yapsam farklı yapardım. Ama en azından bu çizimi yaparken ben de burun spreylerini nasıl kullanmam gerektiği konusunda bilgilenmiş oldum. Çünkü sanıyorum hepimiz 3 tane doğru var, 1 tane yanlış var. Ama hepimiz sadece yanlış olanı yapıyoruz galiba. Dolayısıyla illüstrasyon bize çok şey öğretiyor. Başkalarına öğretmemizi sağlıyor. Bunu doktora tezim için yaptığım çalışmalardan biri. Gözün yapısını, gözde bir detay çalışması. Yani bu çok özgün değil. Bunu bir yere bakarak yapmıştım ama kendimden tabii bir şeyler kattım. Şunu söylemek istiyorum. Çok detaylı, çok... Tuvalimizi çok büyüterek yapıyoruz çalışmaları ve katmanlardan yararlanabiliyoruz. Onu Photoshop'tan biraz bahsedeceğim. O sırada katmanlardan bahsedeceğim. Dolayısıyla geleneksel çizimleri üstün yanı teknoloji kullanarak yaptığımız çizimlerde olabildiğince detaylardan yararlanabilmemiz. Çok sık çalıştığım, çok sevdiğim bir hocam, Doktor Güncel Öztürk, bir plastik cerrah. Onun makaleleri için çizimler yaptık. Şimdi burada burundaki bazı bağlar var. Bu bir plastik cerrahi dergisine yaptığımız bir çalışmaydı. Tabii medikal illüstrasyonları yaparken yani hepimizin sadece fotoğraflardan, kadavralardan ya da ameliyat görsellerinden yararlanma durumumuz olmuyor. Ve hepimiz bazen başka çizimlere bakıyoruz. Zamanında bu kişi nasıl yaptı? Ama şunu demek istiyorum. O kişinin yaptığı hatalar oluyor. Biz o hataları da kopyalamış oluyoruz. Üzerine kendi hatalarımızı da katmış oluyoruz. Ve böyle hatalı çizimler büyüyüp gidiyor. Biz bunları yapmak için başka görsellere baktık ve orada yani yıllarca kullanılmış görsellerde bu bağların hatalı gösterildiğini görmüştük. Bu anlamda bu çalışma iyi bir çalışma olmuştu. Yani dergide hemen kabul edildi bu bağların gösteriliş biçimi. Bu da yine Güncel Hoca için yaptığımız çalışmalardan biri. Evet, az önce bahsettiğim poster, ilk başlangıçta konuşmuştuk. Bu arkadaşlar Koç Üniversitesi'nde fizyoloji anabilim dalının girişine yapılan bir çalışmaydı. Şöyle ki sizler de sanıyorum birkaç sene önce üniversiteleri gezip, bölümleri gezip, bölümler hakkında fikir sahibi oldunuz. Lise öğrencileri gezerken, şimdi tıp fakültesinde özellikle çok sayıda bölümle ilgili fikirleri var ama bazı bölümler
hakkında yanlış bilgiler var ya da hiç fikirleri yok. Fizyoloji nedir sorusuyla çok karşılaşıyorlardı. Ve Kemal Hoca'nın daha çok çalıştığı alan sinir sistemi olduğu için fizyolojik mekanizmayı sinir sistemi üzerinden çocukları kullanarak anlatmak istediğini söylemişti. Ona böyle beyaz fon üzerinde yazılardan oluşan değil de sanki böyle bir kara tahta üzerine yapılmış gibi bir çalışma yapmıştık. Hala sanıyorum durur orada. Bu yine Berrak Hoca ile yaptığımız, yüksekokullar için anıtımı kitabına yaptığımız görseller. Şimdi bir kitapta çizimler yapılırken o çizimlerin aynı, en azından bir bölümün aynı elden çıkıyor gibi olması önemli. Gözün farklı açılardan illüstrasyonlarını görüyorsunuz. Ama aynı renk paleti, aynı renk dengesi söz konusu. Bütüncül olarak baktığımızda bu da özellikle yoğun kalabalık illüstrasyonların olduğu kitap gibi medya araçlarında diyeyim, basılı yayınlarda önemli. Ben özür dileyerek biraz daha çayımdan almak istiyorum. Bu da yine aynı kitap için yaptığımız bir çalışma. Bunun hikayesinden bahsetmek istedim. Şimdi bu kitapta 100'den fazla illüstrasyon yaptık biz. Ve kitap çizimlerine başlarken ya bölüm bölüm elinize gelir ya da kitap tamamen gelir. Kitabın tamamen gelmesini elimize çok sevmeyiz. Çünkü çok sıkışırız o zaman. Yayıncı acele eder. Kitap yazıldı, resimler hala olmadı mı diye. Halbuki resimlerin, illüstrasyonların oluşturulması kitabın yazım sürecinden çok farklı değildir. Bazen daha bile uzun olabilir. Şimdi bu kitap elime geldi. 10-12 tane chapter vardı galiba bölüm. Ve ben bunu okuttum. İşte gözden geçiriyorum ne çizebilirim, ne çizebilirim. İlk oksitosin çizerek, yani bebeğini emziren bir anne figürü çizerek başlamak istedim. Yüzlerce çizim arasından bunu seçtim. Ve bu çizimi yaptıktan çok kısa bir süre sonra ben bebek beklediğimi öğrendim. Ve bir oğlum oldu. Yani bilmiyorum nasıl bir şey. Annelik hormonları belki çalışmaya başladı. Ben bunu bilmiyordum. Ve böyle bir çalışma ortaya çıktı. Yıllar sonra oğlum izlerse buradan ona da bu anıyı kayıtlı olarak söylemiş olayım. Şimdi 7,5 yaşında. Yine aynı kitap için çizdiğimiz görseller. Yıllar içinde elinizde bir görsel arşivi oluşuyor. Ve bu görsellerin telifleriyle ilgili de bir durum tabii. Yani bunu sadece bir kitapta kullanılması üzerine yayıncıya tüm telifini verirseniz yandınız. Çünkü o zaman bu yaptığınız işleri başka hiçbir yerde kullanamıyorsunuz anlamına gelir. O yüzden bu işle ilgilenen arkadaşlar için de söyleyeyim. Çizimlerinizin tamamen telif hakkını kesinlikle vermeyin. Bir süre sonra hiçbir şey çizemez hale gelebilirsiniz. Çünkü her çiziminiz siz çiziyorsunuz, birbirine benzeyebilir. O yüzden çizimlerinizin kullanım haklarını vereceksiniz, benim yaptığım gibi. Şimdi aynı çizimleri sunumlarımda kullanabiliyorum. Sunumları olağanüstü renkli hale getirebiliyor. Görselliğin her şey olduğundan bahsetmiştik. Yani renksiz, tek düze yazılardan oluşan sunumların sunumlara baktığınızda yani bir süre sonra maalesef izleyici işte biraz sıkılabiliyor, izleyiciyi yakalamakta zorlanabiliyorsunuz. Ama yüksek kaliteli, renkli, böyle heyecan verici görseller yaptığınızda sunumlar da sanki böyle sahneden çıkıyormuş gibi izleniyor gerçekten. Bunu
Bu da 10 yıllık falan bir çalışma. Bunu bir firma için Dermatoloji Dünyası isimli bir görsel. Hani dünyayı kessek içi nasıl görünürdü? Şimdi yani neden o zaman bunu çizim olarak yapmışım bilmiyorum. Dünya görseli sanıyorum vermişlerdi bana ve dörtte birini kes ve içine çiz demişlerdi. Sonra oraya bir arkaya bir çeyrek daha eklemiştik. Çekirdeğini yağ tabakası olarak düşündük. Şimdi yapsaydım, hatta şimdi tekrar görünce gerçekten yapma isteği doğurdu. Bunu üç boyutlu olarak modeller, hatta böyle hafif animasyonlar, küçük hareketler yapıp işte buradaki damarların böyle hareket ettiği gibi bir üç boyutlu görsel olarak da bunu modellemek mümkün. Şu slaytta gördüğün sücre zarı yapısı. Şimdi bunu nasıl farklı yerlerde kullanabildiğimizi göstermek istiyorum. Benzer görselleri sunum içinde göreceksiniz. Yani buradaki işte virüs yapısını daha önce başka işte o birincil kalan kapakta da kullandım. Buradaki hücre zarı yapısını, burada COVID replikasyonu yaparken de kullandım. Kitapta da kullandım. Şimdi bu 2021 yılında. Bu 2013 yılında yapılan bir çalışma, aynı hücre zarı. Bu doğru mu? Bunu yapmak çok doğru değil. Keşke her seferinde tekrar tekrar yeniden çizebilsem. Ama bazen zaman yokluğu, işte yayıncının acele etmesi gibi sebeplerden aynı katman yapılarını kullanabiliyoruz. Ben bunun renklerini falan değiştirmeyi, açılarını değiştirmeyi istemiştim ama onlar bunu görmüştü ve aynen bu şekilde kullanılmasını istemişti. Ve 2013 yılında çizilen bir hücre yapısı 7-8 sene sonra COVID'de replikasyonu anlatırken hücrede tekrar karşımıza çıkmış oldu. Bu da yine COVID'de bulaşı anlattığım bir çalışma. Ben, oğlum ve babam çok şükür hiçbirimiz hasta olmadık. Ama eğer hastalık, virüs bize sirayet etmiş olsaydı muhtemel yaşanacakları resmettim. Bu da yine hastalık çıktıktan bir ay sonra falan yaptığım bir çalışma. Şimdi bize bulaşmış ama ciğerler tertemiz, tutulum yok, hiçbir şey yok. Ama işte bu treni de bu arada taşıyıcılık olarak düşündüm. Orada da bir metafor var. Babaya, dedeye sirayet ettiğinde yaş, kronik hastalıklar dolayısıyla onda bir tutuluma yol açabileceğini anlatmaya çalıştım. Tam bir sene sonra Yüksek Öğrenim Dergisi'nde bu çalışmam yayınlandı. Uzman eğitimleri için çizimler yapıyoruz. Bu daha çok bilimsel bilgi gerektiren bir şey. Çok ciddi bir hazırlık aşaması gerektiren bir alan. Bazı işte benim medikal illüstratör arkadaşlarım var. Kendisi o alanın cerrahı ve söz konusu alanda mükemmel işler yapıyor. Çünkü çok iyi biliyor. Şimdi ben bir hekim değilim. Ben bir kulak burun boğaz hekimi değilim ve bu beni çok zorlayan bir çalışma olmuştu. Sayısız ameliyat videosu izledim, ameliyatlara girdim, kadavraları inceledim. Yani zor bir süreçti çünkü elimizdeki görseller şu sol altta gördüğümüz en iyileri yani. Bu görselleri okuyucunun daha anlayabileceği, içindeki biyolojik yapıların daha net görünebileceği şekilde çizmem istendi. 120 illüstrasyonluk bir seri yaptık. Sevgili hocam Profesör Doktor Bülent Karcı'nın editörlüğünde Raşit Hoca ve arkadaşım Sercan'ın da yazarları olduğu çok değerli bir kaynak kitabı oluşturduk. Şimdi az önce de dedim ya,
medikal illüstrasyonda eğer böyle kitap gibi bütüncül projelerde özellikle sadece sizden istenilen değil, aklınıza gelen, size bir şekilde ilham veren başka şeyler de yapmaya çalışmakta yarar var. Şimdi bu kadar özendik kitaba, yani hayatımın bir yılını neredeyse bu kitaba harcadım diyebilirim. Ve kitapta hocaların özgeçmişleri anlatılırken gerçekten onların böyle kenarda küçük vesikalıklar üzerinde, vesikalıkların yanında özgeçmişlerinin gösterilmesine dayanamadım. Yani bunu bana basmadan önce getirdiklerinde ya dedim bu böyle olmaz, bu kadar özendik, içinde renkli çizimler var, hadi onların da resimlerini yapalım. Ve bu tabii yayıncının çok hoşuna giden bir şey oldu. Hocalarımızın da hoşuna gitti. Kitapta kendilerinin şu sarı, bu arada kestiğim için görseli öyle. Onun arkasında eski bir sayfa, eskitilmiş bir sayfa düşünün. Özgeçmişleri onun içinde yer aldı. Yine kitapta böyle özellikle ameliyathanedeki çalışma dizilim, anlatan bazı fotoğraf görseller vardı. Bence onlar da kitabın akışına çok yakışmıyordu ama süremiz o kadar kısıtlıydı ki artık bir gün, iki gün içinde kitap basılması gerekiyordu. Ve çok basit. Yani şu Photoshop'ta yani dakikalar içinde yapılacak bir görsel. Kitapta bunun gibi çok sayıda ameliyathane görseli var. Bu kitabı daha nasıl diyeyim? Bence daha estetik hale getirdi. Şimdi proje çizimleri yapıyoruz. Hikayelerini anlatacağımı söyledim. Bu çizimlerde şimdi şurada görüyorum. Alttaki katman, kapakçık yanlışlıkla yukarıda kalmış. Bunlar da çok dikkat etmek gerekiyor. Katmanları kullanarak, teknoloji kullanarak yaptığımız çizimlerde. Bu şu anda gördüğüm bir hata oldu. Şimdi basılmış haline bakacağım. İnşallah böyle göndermedik. Şimdi buradaki görsel aslında bu benim bir fotoğrafım. Şok tablosu çiziyorduk bir TÜBİTAK projesi için. Aniden bir kaza meydana gelmiş ve bir şok tablosu. Yere yattım. Bu gördükleriniz peçete ve tuvalet kağıdı parçacıkları dağıttık yere. Bu eşimin kolu elimi tutuyor. Bir yandan yukarıdan fotoğrafımı çekiyor. Yani fotoğraf çekildikten 2 saniye sonra ayaktaydım. Yani böyle bir sahne yok. En çok tabii pozu veren siz ve yakınlarınız oluyor bu illüstrasyonları yaparken. Çünkü insanlar genelde kendi hani havalı resimlerinin yapılmasını çok istiyorlar ama bu tarz görseller için poz verecek kişiyi çok bulamadığınız için ya siz oluyorsunuz ya yakınlarınız. Bu riskli bir görseldi. Avrupa Plastik Cerrahi Akademisi için yapılan bir çalışma, bir kapak çalışması. Daha önceki görsellere baktığımızda hep bilindik rinoplasti, benim de daha önce defalarca çizdiğim sahneler vardı, ameliyat sahneleri. Siyah beyaz olmasını istediler. Hele siyah beyaz yapıldığında, yani sıradan bir anatomik bir cerrahi görselin bence çok anlamı olmuyordu. O yüzden bunu bu şekilde gönderdim. Önerilerini sundum. Bir puzzle, çünkü bence bir rinoplasti ameliyatı, bütün cerrahi ameliyatlar öyle. Bir puzzle yapmaktaki özen, emek, hani benzer şeyleri çağrıştırıyor. Sormadan böyle bazen riskler almak gerekebiliyor. Çünkü bazen başta yayıncıya fikri söylüyorsunuz. Fikir onun gözünde canlanmadığında direkt reddedebiliyor. Ben ona deseydim ki ya ben bu ameliyatı bir puzzle gibi çizmek istiyorum. Yok, biz gerçek illüstrasyon istiyoruz derlerdi muhtemelen. O yüzden bazen böyle risklerde alındığında güzel sonuçlar alabiliyoruz. Bu 2010 yılında yaptığım her toplantıda, her konuşmamda mutlaka bahsetmek istediğim, çok çok sevdiğim, gurur duyduğum bir çalışma.
Bunu Almanya'da Max Planck Enstitüsü'nden Doktor Gregor İhle ile birlikte yaptık. Ve 2010 yılında yaptığımız bir çalışma. Yani şu an üç boyutlu programlar, o teknoloji daha güçlü. O zaman hani daha kısıtlı bilgilerimle ben yapmaya çalışmıştım. Jetlag'ın biyolojik saat üzerine etkisini anlatıyor. Şimdi en çok etki ettiği organ tabii beyin ve diğer yayında, derginin içinde yayında geçen diğer organları sanki bir saat mekanizması gibi ekledim. Bunu yine şimdi yapmış olsaydım belki bunlara da dişliler ve böyle bir çalışıyor gibi yapabilirdim. Bu arada bunu orijinal haline, yani sunum hazırlarken bulamadım. Orijinal halinde tabii ki bir watermark ve imza yok. İmza tüm hani çalışmalarımda mutlaka eklediğim bir detay ama bunda imzamı koymama izin vermemişlerdi. Ve hani bu konuda tartışma yapacak değilim. Koskoca dergide impact faktörü çok yüksek. Ben de şey yapmıştım. Uçağı Türkiye üzerinden geçirerek burada dünya figürü üzerinde öyle bir detay ekleyerek öyle bir imza attım kendimce ve bu dediğim gibi 12 yıldır en sevdiğim işlerimden biri olarak arşivimde yer alan bir çalışma. Bazı çalışmalarımızda hem iki boyutluyu hem üç boyutluyu bir arada kullanabiliyoruz. Burada gördüğünüz üç boyutlu bir model. Üç boyutlu modeli siyah beyaz, hatta zıtlık, kontrast efektiyle kullanarak göstermeye çalıştım. Ama şu üzerinde gördüğünüz kemik yapı ve kıkırdak yapı, ya bunu üç boyutlu olarak modellemek ve hocanın istediği revizyonlara istediği hızda yanıt verebilmek o kadar zordu ki, o yüzden bunu istediği açıda üç boyutlu olarak modelledikten sonra, bu Portekizli bir plastik cerrah ya da o da kulak burun boğazcı olabilir ama rinoplasti alanında söz sahibi bir hekim. Doktor Carlos Neves, kendisi için yaptım. Ve üç boyutlu model üzerine küçük iki boyutlu deformitelerle yaptığımız bir çalışma. Bu bir serinin bir çalışması. Bunu çok fazla kullandı. Münih Teknik Üniversitesi'nde gururumuz Doktor Kıvanç Görgülü. Onun için yaptığım bir çalışmaydı. Bunda da hem üç boyutlu hem iki boyutlu, hatta hem şematik, çok basit görselleri bir arada kullanarak yaptığım bir çalışma. Burada her şey var. Az sonra bahsedeceğim. Burada bir vektörel bir görsel. Bunu Illustrator'dan eklemişim muhtemelen. Bunu Photoshop'ta yapmışım. Arkası Illustrator. Buradaki 3D Maya'da eklenmiş olabilir şu arkadaki görseller. Yani bir programı çok iyi bilmek, diğer programları azar azar ne işe yaradığını, en azından böyle az buçuk neler yapabileceğinizi bilmek size çok şey katar diye düşünüyorum. Bu beyin cerrahisi alanında omurilik, omurga cerrahisi alanında işte vidalar üreten bir firma için bel fıtığı alanında çalışan kişilere, hocalara ve omurgada cerrahi operasyonlar yapan hocalara hediye etmek üzere bir böyle şey istemişlerdi, bir firma poster. Ve bu posterde benim pek çok şey göstermem gerekiyordu. Bunların böyle ayrı ayrı çizilmesi, gösterilmesi çok şey ifade etmiyor. Yani insanların böyle duvarlarında poster olarak görmekten hoşlanabilecekleri böyle bir çalışma yapmıştık o zaman. Şimdi şunu koydum. Bu tabii bunu sadece size göstermek için ekledim. Buradaki katmanlar bunlar doğru değil. Ama çalışmanın ne kadar büyütülerek, ne kadar detaylı yapıldığını göstermek istedim.
Bu görüntü yazılımları anlattığım başka bir slide'da daha var. Çok hızlandırılmış hali tabii Photoshop'ta çiziliyor. Ama asıl çalışma ekranım genelde sahnenin çok çok büyütülüp detaylarının ince ince işlenmesine olanak sağlayacak biçimde karşımda oluyor. Bunu yine Berrik Hoca'yla çalıştık, fizyoloji kitabına. Aslında çizeceğim bir kas sinir kavşağıydı. Ve genelde bunun için şey kullanılır, nasıl diyeyim, hani basketbol oynarken, koşarken ya da bir şey kaldırırken, hani genelde kullanılan görseller o biçim, o şekildedir. Hatta çoğunlukla bir yanında böyle tematik bir görselle anlatılmasına gerek bile duyulmaz. Bir kas yapısı ve bir nöronu bir arada görürsünüz. Yani o yeterlidir bunu anlatmak için. Ama burada yani bir cello çalan bir kıza öyle bir atıfta bulunmak istedim. Çünkü müzisyenlerin fazlasıyla, yani bir müzisyen üzerinden anlatmanın doğru olabileceğini düşündüm. Berrak Hoca da bunu onaylamıştı ve böyle bir çalışma yapmıştık. Şimdi animasyon bırakın sadece bu sunumu, tamamını, yani çok sayıda sunumu kapsayacak bir alan. Ben yıllardır bu bilimsel görselin her alanına böyle azıcık bulaştım. Yüksek lisans ve doktora tezlerim animasyon ve interaktivite üzerineydi. O yüzden aslında benim burada bahsedeceğim sadece genel olarak animasyona yaklaşım ve kullanabileceğiniz programlarla ilgili. Ben ağırlıklı Maya kullandım. Yani animasyonları yaparken herhalde %80 falan kullandığım program Autodesk Maya'ydı. Az sonra detaylarından ve nasıl edinebileceğinizden bahsedeceğim. Öğrenciler için erişimi kolay ve ücretsiz bir yazılım. Şu anda öyle. Ben yaparken öyle değildi. Ve bu tezi yazarken biz üniversitenin beyin araştırmaları merkezi sponsor olmuştu ve yazılımı çok büyük bir maliyetle satın almıştık. Şu an gerek yok buna. Şimdi bu bir heykel yapar gibi. Poligonların kenarları ve köşeleri sistematik olarak biçimlendirilerek, daha sonra elde ettiğimiz modeller renklendirerek ve doku kaplanarak modelleme yapılması ve sonra da bunların hareketlendirilmesi şeklinde gerçekleşen bir süreç. Her yazılımda bu farklı ilerler. Çok fazla animasyon yapabileceğiniz programlar var. Bazısında dediğim gibi hani poligonları sistematik olarak arttırırsınız, heykel yapar gibi, yontar gibi yaparsınız. Bazılarında sanki böyle bir seramik hamurunu, bir çamuru şekillendirir gibi yaparsınız. Bu yazılımın çalışma mekanizmasıyla da ilişkili bir şey. Sanal ışıklandırma sistemleriniz ve kameralarınız vardır. Bir film sahnesi oluşturursunuz. Sinema bilgisine az çok hakim olmanız ve okumanız gereklidir. Bu benim. Ses geliyor mu? Ses paylaşımı yaptık mı? Yaptık değil mi? Seste bir sıkıntı yok. Tamam. Bu 2010 yılında yaptığımız, o zamanın teknolojisi ve Maya bilgisiyle lisans tezinin bir parçası. Aslında 15 dakikalık bir animasyon. Danışmanım Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan hocam Profesör Doktor Ersin Koylu. Tüm yüksek lisans ve doktora sürecinde benim danışmanım oldu. O zamanki bildiğimde böyle bir çalışma yaptım. Geri dönüşleri çok güzel oldu. YouTube'a eklemiştim o zaman ve böyle çok fazla çalıştım. Dünyada pek çok yerden ulaşıldığında
derslerinde gösterdiler. Bu bizim için çok büyük bir gurur gerçekten. Ama az sonra anlatacağım yazılımlarla çok çok daha iyi bir çok daha kısa sürelerde hepimizin beliriyor. Tabii bu seslendirmeyle daha anlamlı hale gelen bir film ama 15 dakika bir film izletmek için vaktinizi almak istemiyorum. Bu görsellerin ham hali aslında burada kasların da oynaması lazım. Bunu Maya'da yaptık. Biraz kompleks bir program. Yani şu an çok daha basit şekilde yapılacak yapılması mümkün animasyonların. Daha sonra zaten bunu o yüzden koydum. Bu kasların üç boyutlu olarak gösterilmesinden vazgeçtik. Üç boyutlu modelleri yaptıktan sonra kasları iki boyutlu programla ekleyerek göstermeye çalıştık. O yüzden diyorum hani bir programı çok iyi bilebilirsiniz ama başka programlardan da yararlanabileceğimiz ölçüde. Böyle az buçuk bilmenizde her zaman yarar var. Bu animasyonu benim eşim yaptı. Eşim Ege Üniversitesi'nde hoca, o da fizyoloji kürsüsünde. Çizimi hep yapıyordum kendim bildim bileli ama animasyonu bana aşılayan o oldu. O da hep çalışır animasyon üzerine gerçekten çok engin bir şeye sahip bilgiye. Bu da yine bir TÜBİTAK projesi için yaptığımız bir çalışma. Üç boyutlu ama basit görsellerle üç boyutlu başka bir görselin nasıl pekiştirildiğini burada görüyorsunuz. Ama her şeyi üç boyutlu olarak aktarmak bazen iyi bir fikir olmayabilir. Şöyle gidelim. Mesela burada hocam misket... Görüntüde depolarize olan bölge mavi olarak gösterilmekte ve yayılımın yönü ortalama vektörü belirlemektedir. Dikkat edilirse atriyumlarda depolarizasyon sağ atriyumda başlamakta ve sola yayılmaktadır. Ventriküllerde ise depolarizasyon dalgası septumun sol tarafından başlamakta, sağ ventriküle ilerlemekte. Ardından da apekse ve sol ventrikülün tabanına yayılmaktadır. Şimdi gördüğünüz gibi iki boyutlu, çok basit ama bence konuyu çok iyi anlatabilen bir video izlediniz. Şimdi bunu biz şu sistemle üç boyutlu olarak yapsaydık, bence sadece havalı olurdu belki ama bu kadar anlatamayabilirdi. Dolayısıyla şimdi bazen bana bir iş için geldiklerinde işte üç boyutlu bir animasyon istiyorlar. Çünkü üç boyutlu animasyonlar çok gerçekten göz alıcı, çok etkileyici. Ama bence her zaman her şeyi üç boyutlu, böyle karmaşık, kalabalık, havalı görsellerle anlatmak iyi fikir olmayabiliyor. İki boyutlu, net bir görsel anlatım daha etkili olabiliyor. Görüntü
Evet, üç boyutlu interaktivite, yani bu da çok ayrı bir alan. Ben bunu yaptığım birkaç örnekten bahsederek anlatacağım. Sadece lütfen kullandığım hani anahtar kelimelere dikkat edip daha sonra bunu araştırıp bunun üzerinde çalışıp ben ne yapabilirim diyebilirsiniz. Üç boyutlu interaktif modelleri oluştururken aslında öncelikle yapacağımız şey bir üç boyutlu modelleme programı öğrenmek. Daha sonra bazı programların, mesela Blender, açık kaynaklı bir yazılımdır, bahsedeceğim az sonra. Onların uzantıları, eklentileriyle bir takım teknolojiler kullanarak zaten yaptığınız modeli sisteme aktarıyorsunuz. Yani üç boyutlu modellemeyi yapabildikten sonra gerisi çok kolay. Eskiden yaptığımızda bu biz üç boyutlu modelleri sadece üç boyutlu programı olanlar bunu görüntüleyebiliyorlardı. Ama artık her yerde, yani Google'ın üç boyutlu görüntüleme aracı bile var. Zaten Windows'ta otomatik olarak geliyor. Yaptığınız üç boyutlu modelleri izleyebilir ya da siz bunları web'e aktarabilirsiniz. WebGL teknolojisiyle ve üç boyutlu olarak web sayfaları yapıp anatomik modellerin o web sayfası üzerinden izlenmesini sağlayabilirsiniz. Benim doktora tezimde ağırlıklı olarak üç boyutlu modeller ama aynı zamanda iki boyutlu modellerden de yararlanarak bir sistem oluşturmaya çalıştık, interaktif. Bu gözdeki yapıların çalışma alanı, ya Maya'da modellediğim çalışma alanını görüyorsunuz. Kameralar, ışık. Bu da üç boyutlu sisteme aktardığımızda, bunu Maya'da yaptıktan sonra Blender'a aktardık. Blender'daki bir eklentiden yararlanarak bunu daha sonra web'e aktardık. Burada bunları tıklayarak yapıların isimlerini görebilmeniz ve hatta ne işe yaradıklarını orada okuyabilmeniz de mümkün hale gelen bir şey yapmaya çalıştık. Hem gözün dış yapısı hem içindeki yapıları gösteren böyle bir detaylı bir sistem oluşturmaya çalıştık ve bunun mobil araçlardan da görülebilmesini sağlamak üzere bir çalışma yaptık. Az önce gösterdim ya, o göz kaslarını üç boyutlu olarak yapmaya çalıştığımda başıma gelenleri. Şimdi şöyle bir çözüm ürettik buna. Tabii bu çok ağır olduğu için ben buraya yükleyemedim ama bunu online olarak görmek de mümkün. Buradaki kaslar iki boyutlu olarak çizildi. Üç boyutlu göz yapılarına eklendi ve kasların hareketleri buraya tıklanarak bu kasların hareketlerini izlemek mümkün hale getirildi. Geçen sene bitirdiğimiz bir proje. Burun cerrahisi eğitim modülü. Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda çalışıyorum ben aynı zamanda. Orada bir yerimiz var. Ve bir Ar-Ge desteği alarak bir modül oluşturduk. Projemizin danışmanı da Sayın Profesör Doktor Fazıl Apaydın. Kendisinin engin bilgilerinden ve yönlendirmelerinden yararlanarak biz güzel bir proje oluşturduk. Bu da herkesin rahatlıkla online olarak erişebileceği bir sistem. Burada burun tipleri, burun tiplerinin yüzdeki burundaki yapılar tıklanarak burun tiplerine göre bunların nasıl görüneceği ve aynı zamanda burunda yapılan cerrahi işlemler ve bunların biçimlerine göre, yapılış şekillerine göre bu yapılarda işte neler olacağı, bunun üzerine böyle interaktif bir sistem hazırlamaya çalıştık. Bunu hala geliştiriyoruz. Hayalim bugüne kadar yaptığım üç boyutlu çalışmaları, özellikle fizyoloji ile ilgili olanları, işte gözü yaptık, kulağı yaptık, diğer duysal sistemleri de içine alan
işte tadı, kokuyu, dokunmayı ve hatta dengeyi böyle içine alan ve herkesin, her öğrencinin ulaşabileceği, eğitim amaçlı kullanılacak, sadece Türkçe değil, farklı dillerde de seslendirilecek ve erişilebilecek bir modül yapmak. Umarım bunu yapabilecek zamanım, enerjim olur. Bunu hayata geçirmek istiyorum gerçekten. Şimdi üç boyutlu çıktılardan biraz bahsedeceğim. Ya bunlara bayılıyorum gerçekten. Bu üç boyutlu çıktı print teknolojisinin geldiği aşama hayranlık uyandırıcı. Bunlar benim yaptığım çalışmalar değil. Detaylı bilgi için aşağıdaki referans sitelerden yararlanabilirsiniz. Sırasıyla bunlardan aldım. Şimdi en basit printer, ABS plastik kullanılarak üretilen, çalışan printerlar ve cerrahi modeller, cerrahi aletler yapılabiliyor bunlarla. Bu çok kıymetli. Çünkü yani seri olarak da üretilebilir ancak özellikle yeni tasarlanan, işte patentleşme sürecinde olan ve deneme aşamasında olan cerrahi aletleri bir kereliğine metalden yaptırmak ya çok masraflı, çok zaman alıcı. Bunun yerine işte profesyonellerle çalışarak üç boyutlu prototiplerini üretebilmeniz gayet mümkün. Cerrahi simülasyonlar için anatomik modeller yapılması mümkün. Bu ameliyat planlamaları için ya da bir yeni üretilen bir cerrahi aletin nasıl çalışıp yani nasıl çalıştığını test etmek için biyolojik yapıların modellenerek eğitime katılması şeklinde mümkün oluyor. Biyolojik dokular ve organların modellenmesi ve kullanılması, bunu çok kıymetli buluyorum. Şimdi bu modellenen ve üretilen yapılar doku mühendisliği, biyomühendislik, biyoteknoloji işbirliğinde kalabalık bir ekiple, multidisipliner bir çalışmayla yapılan işler ve şu an dünyada kullanılıyor. FDA, bu COVID aşıları ile ilgili ismini çok duyduğumuz Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayından geçen biyomateryallerle uygulanıp yapılabiliyor. Türkiye'de sanıyorum Saha Enstitüsü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bunların onayını yapıyor. Ve şu anda ülkemizde, hatta üniversitemizde de bizim var. Yapay, hatta geçenlerde bir arkadaşımız paylaşmış sayfasında yapay yemek borusu üretmişler ve onun üzerine çalışıyorlardı. Çok kıymetli bir alan. Bu alanda da çalışabilirsiniz. Zaten sizlerin alanına da direkt hitap ediyor. Yani bilimsel görseller denince sadece lütfen elinize kalemi alıp tabletle çizim yapmak konusunu anlamayalım. İmplantlar ve protezler yapılabiliyor. Bu da yine FDA onayından geçen maddelerle yapılarak aktif olarak sağlık, tıp içinde kullanılıyor. Ve üç boyutlu baskı, eğitim alanında kullanılan üç boyutlu materyaller. Bunlar benim ilgilendiğim alan, çalıştığım alan sadece bu. Bunu Teknopark'taki ekip arkadaşlarımızla yaptığımız bir süreç. Bunu eğitim için kullanıyoruz. Biz modellemelerini yapıp reçine bazlı, mesela burada gördüğünüz plastik ama burada burun kıkırdaklarını reçine bazlı madde kullanarak yaptık ki gerçek kıkırdak yapısına yakın olabilsin.
Ben 1,5 saat geçtiğine ve daha bu kadar şey anlatabildiğimi inanamıyorum. Ben nasıl dolduracağım süreyi diyordum. Hızlı hızlı geçiyorum. Burası ilginizi çekecek. Evet, donanımlar. Donanım derken aslında ben sadece tabletten bahsedeceğim. Muhtemelen bugüne kadar en çok aldığım soru da bu. Tablet almak istiyorum. Ne alabilirim? Şimdi benim kullandığım tablet bu. Wacom bu işin yani bence en üst aleti modeli Wacom Cintiq bir monitör. Şu anda da sunumumu size onun üzerinden gerçekleştiriyorum. Bilgisayara bağlıyorsunuz, elinize kalemi alıyorsunuz, çizdiğiniz şeyi de ekranda görüyorsunuz. Şimdi herkes buna özeniyor. Ben hayatımı 15 yıldır sadece bu işten kazanıyorum ve benim edinmem gereken cihaz buydu. Ama sizler yeni başlayanlar, hatta bu işten yine ekmek kazanacak olan herkesin böyle bir cihaz edinmesine lüzum yok. İlk aşamada hele hiç gerek yok. Bakın bu sağda gördüğünüz çizimleri 2010-2011 yılında yaptım ben. Üro-onkolojik açık cerrahi atlası. 300'den fazla çizimim var. Ve şu sol üst köşede gördüğünüz tablet var ya, bunu kullanarak yaptım. Yani koskoca bir atlas. Ben bu az önce gördüğünüz tableti, yani ben bunu 15 yıllık geçmişten bahsediyorum. 6-7 yıldır falan kullanıyorum galiba. Şununla yaptım. Yıllarca ben bu tableti kullandım. Ben bu üstte gördüğünüz Manhattan markalı küçücük tabletle ne kitaplara, çizimler, makalelere işler yaptım. Şu an günümüzde satılan tabletler, şimdi dün baktım burada ekran görüntüsü, bakın dün akşam saat 5 gibi almışım. Dolar 13,5 lirayken hani kayıtlı olması adına bunu buraya koymak istedim. Solda gördüğünüz tabletler bunun kim bilir yani kaç katı teknolojisine sahip. Bunun farkı çizimi yaparken burada olduğu gibi ekranda görmüyorsunuz. Siz ekranınıza bakıyorsunuz, kalem, bir mouse, basıncı algılayan bir mouse olarak düşünebilirsiniz. Tableti çiziyorsunuz ama görüntüyü ekranda görüyorsunuz. Ben zaten bu işe ilk başlayan insanların mutlaka bu tabletlerden yararlanarak yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani direkt bu tabletle başlamak nasıl arabayı otomatik viteste öğrenmek gibi bir şey. Önce en zoru manuelden başlayarak öğrenin. İleride gerekirse alırsınız, gerekmezse almazsınız. Şu bantta bakın yani 300-400 lira bandında alabileceğiniz tabletler şunun teknoloji olarak kat be kat ilerisi ve önemli olan aslında yani kullandığınız aletten çok sizin eliniz, yaratıcılığınız ve az sonra bahsedeceğim yazılımları nasıl kullandığınız cihaz. Yani o sadece bir aracı. Evet, biraz yazılımlardan bahsedelim. Şimdi bunlar animasyon programları. Benim kullandığım az önce örneklerini gördüğünüz Maya, Autodesk'in Maya 5-6 yıldır galiba öğrenciler ve akademisyenler için ücretsiz olarak erişilebilen bir program. Ürettiklerinizi ticari amaçla değil ama eğitim amacıyla kullanabilirsiniz. Bu mükemmel bir fırsat gerçekten. Sadece Edu uzantılı bir mailiniz olması ve onu sisteme tanımlamanız gerekiyor. Blender'da yine açık kaynaklı, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz bir modelleme ve animasyon programı mükemmel. ZBrush gerçekçi detaylı modeller yapabilmenize olanak sağlıyor. Cinema 4D'de özellikle son zamanlarda gördüğüm moniter animasyonlar konusunda çığır açıyor. Bunlar da çizim benim kullandığım çizim
After Effects, Effect programı buraya eklememişim. Bir de Premiere var. Bunlar Adobe'nin Cloud, Creative Cloud koleksiyonu içinde gelen yazılımlar. Ondan da bahsedeceğim. Bu ikisi de iPad'de. iPad'de çizim yapmaya yeni yeni başladım. Ondan biraz bahsedeceğim. Orada kullandığım yazılımlar. Şimdi öncelikle yazılımlardan bahsederken özellikle çizimle ilgili bir vektör ve pikselden bahsetmek istiyorum. Özetle raster görseller, piksellerden oluşan, büyüttüğünüzde pikselleri görebildiğiniz ve görüntü kaybına uğrayan görseller. Vektörler de tıklı, yani istediğiniz kadar binlerce kat büyütün, bir görüntü kaybı yaşamazsınız. Ama yanlış anlaşılan bir şey var. Bu vektör pikselden üstün demek değildir. Ben yaptığım işlerin %90'ı piksel. Vektör, çünkü piksellerde ışığı, gölgeyi, detaylandırmayı daha iyi kullanabildiğimi, kalemi ekrana daha özgürce oynatabildiğimi düşünüyorum. Vektör öyle değil. Vektör şekilleri, kenarları, köşeleri biçimlendirerek özellikle logolarda, afiş tasarımlarında kullandığımız bir illüstrasyon biçimi, öyle diyeyim. Bu vektörel çizimler Illustrator üzerinden yapıyorum. Burada iki arkadaşım için yaptığım logo çalışmaları var. Bunlar Illustrator'da yapıldı. Tabii önce basit eskizlerini alıp daha sonra Illustrator'a uyarlayarak yaptım. Logoların her ikisi de onları çok anlatıyor bence. O yüzden özellikle bu örnekleri paylaşmak istedim. Şimdi hazır görsellerden, vektör görsellerden yararlanarak yaptığım böyle bir afiş çalışması ve bir yani logo, bir tanıtım görseli diyeyim, logodan çok çalışması. Bu hem Illustrator hem Photoshop kullanarak yapılan çalışmalar. Bunu da Kemal Hocam için kongre görseli olarak yapmıştık 5-6 sene önce. Şimdi burada, yani bu çizimi de 10 sene önce yapmışım. Şimdi beğenmiyorum diyorum ama bunların hepsini de çöpe atamam. Yani şimdi bunların her birini tek tek çizmeye çalışsam onu da 5 sene sonra beğenmeyeceğim. O yüzden sunumda bazı böyle kalitesi düşük çizimler olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Örnek alacaksanız son yapılanları daha çok alabilirsiniz. Burada sadece şeyi anlatmak istiyorum. Photoshop'ta piksel tabanlı çizimler yaparken işte renk paletlerini oluşturmamız, katmanlardan yararlanmamız, o katmanların bize işte renk değişikliği, detaylandırma gibi ne kadar çok fırsat verdiğini, böyle eğitim materyalleri hazırlıyordum o zaman. Onu yazılı olarak paylaştığım bir materyal görüyorsunuz. Evet, bu az önce size videosunu izlettiğim animasyon, After Effects'te yapılan bir animasyon. After Effects konusunda kendinizi geliştirerek iki boyutlu, sadece iki boyutlu animasyonlar yapma konusunda da çalışabilirsiniz. ZBrush'tan bahsettim. Detaylı modeller. Burada işte kohleyi görüyorsunuz. Bunu detaylandı. Başka programlar da kullanılabilirdi elbet ama ZBrush arayüzünde yaptığımız bir sahne. Bu da az önce bahsettiğim yine açık kaynaklı yazılım olan mükemmel bir mucize bence Blender. İlginiz varsa özellikle Blender'ı lütfen edinin. Yani YouTube'da sayısız videosunu bulabilirsiniz size anlatan. Hem modelleri yapabileceğimiz, texture'ı yapabileceğimiz, animasyonu yapabileceğimiz. Yani bir filmi baştan sona kadar oluşturabileceğiniz bir program. Biraz da yanına After Effects eklerseniz gerçekten tadından yenmez.
iPad kullanarak çizimler yapmaya daha yeni başladım demiştim birkaç aydır. Yani çok büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Elinizde taşıyorsunuz, çantanızı atıyorsunuz, her yere gidebiliyorsunuz. Ama ben iPad'te böyle çok realistik, çok gerçek dokuları güzel yansıtabileceğim medikal çizimler yapamadım. Belki yeni başladığım için başaramadım, bilmiyorum. Şu an ben iPad'i kendi yazdığım bazı kitaplar var. Çocuklara yönelik işler yapıyorum. Onun için kullanıyorum. Yani bu gördüğünüz işler de sonuçta bilimsel görseller ama çocuklara yönelik tatta işler yapabilmemi sağlıyor. Yani iPad kullanarak, Procreate kullanarak mükemmel medikal illüstrasyonlar yapanlar elbette vardır. Ama çalışmak gerekiyor. Bana daha çok böyle sulu boya tadı veriyor. Ama tabii çok fazla fırça var. Önemli olan kullandığınız fırçalar ve fırçalara hakimiyetiniz. Değişik değişik fırçalar deneyerek farklı tatta görseller oluşturabilmeniz mümkün. Burada da bir göz çizimini Procreate ve Photoshop programını kullanarak yaptığım iki farklı gözü karşılaştırmalı olarak paylaşmak istedim. Procreate'de daha çabuk yapabiliyorsunuz. Aslında bunda da yeterince detaylar ekleyebiliyorsunuz filan ama bana belki de artık elim çok hakim olduğu için Photoshop'ta çizim yapmanın yetkinliğini vermiyor. Yani yıllardır medikal illüstrasyon üzerine çalışan arkadaşlarımdan da benzer şeyler duyuyorum. Belki bu teknoloji biraz daha yeni olduğu için çok alışamamış da olabiliriz, bilmiyorum. Fresco, yeni keşfettim. Bunlar benim yaptığım çalışmalar değil, direkt Adobe'nin sitesinden aldım. Ya mükemmel, hem vektörel hem piksel fırçaları bünyesinde barındırıyor. Yani çok iyi işler yapamadım, o yüzden burada paylaşamadım ama şu an üzerinde çalışıyorum ve kullanmaktan en çok keyif aldığım yazılımlardan biri. Fresco. Şimdi bu reklam yok. Bu arada onu söyleyeyim izleyenlere. Yani bir hiçbir yerden aldığımız bir reklam falan yok ama yazılımlardan bahsetmem gerekiyordu. Az önce bahsettiğim gibi öğrenci ve eğitmenler bu Autodesk ürünlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Ben Maya'dan bahsettim ama sayısız programı var. Lütfen sayfasını bir kurcalayın. Adobe Autodesk kadar cömert değil. Programı satın da alamıyorsunuz. Yani aylık kiralama şeklinde çalışıyor. Yine 2 sene önce yarı fiyatınaydı. %33'e düşürmüşler falan. Aylık bütün az önce bahsettiğim Adobe'nin yazılımları. İşte Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere hepsine aylık, bir aylık ücretsiz deneme sürümü var. Ondan sonrasında aylık 125 lira gibi bir rakama kullanıyorsunuz. Şimdi hazır görsellerden biraz bahsedelim. Nasıl ilerledi? Bu bir hazır görsel Wikimedia Common'dan aldığım, bahsedeceğim detaylarından. Şimdi illüstrasyon servisleri var. Özellikle makale yayınlayan büyük sitelerin Elsevier'in illüstrasyon servisi diye bize gösterdiği görseller, yani yaptığı sizin basitçe Excel'de yapabileceğiniz PowerPoint'i Excel'den içerik çekebiliyorsunuz, sonra PowerPoint'te smart grafikler ve Smart Art diye bir kısım vardır. Orada tek tuşla dönüştürebileceğiniz grafikleri size illüstrasyon servisi olarak, hizmet olarak satıyorlar. Bunlar da yine PowerPoint'te oluşturabileceğiniz basit görseller. Detaylarını anlatacağım. Şimdi illüstrasyonlar son yıllarda artık yaygın hale gelse de
hala yeterince kullanıldığını düşünmüyorum. Gerekli görmüyor, görmeyen kesim hala yaygın. İmkanlar yetersiz olabiliyor. Yani bunun için bir bütçe ya da zaman ayırmak istemiyorlar. Ve fikir sanat eserleri kanunu karşımıza çıkıyor. Bunu öne sürüyorlar çünkü pek çok insan bir zamanlar birilerinin başkaları için yaptığı eserleri kullanabileceğini düşünüyorlar kendi yayınlarında. Ve fikir sanat eserleri kanunu karşılarına çıkıyor. İyi ki de var çünkü bu bizim haklarımızı koruyor. Yani neredeyse 70 sene önce yayınlanan yani bizi koruyan maddeleri söz konusu. Medikal illüstrasyon diye bir şey içinde yok ama grafik eserler, işte karikatür eserleri, bu daha sonra güncellenen haliyle bilgisayar programlarının uyarlanması, düzenlenmesi. Yaptığımız şey bir bilgisayar programı yazılımı değil ama biliyorsunuz bu maddeler sizin yaptığınız işe göre biraz eğilip bükülebiliyor. Şimdi Wikimedia'dan bahsettim. Ben bu sunumu ilk hazırladığımda, yani bu Wikimedia'dan ilk bahsettiğimde 3-4 sene önce yaklaşık 30 milyon görsel, ulaşılabilir görsel varken dün 80 milyona ulaşmıştı. Bunların bir kısmı kullanılabilir, işte telif hakları ile ilgili çeşitli düzenlemeler var. Hızlıca onlardan bahsedeceğim. Örneğin bir insan beyniyle ilgili bir arama yaptık. Şimdi bu görsellerin farklı telifleri var. Onlardan bahsedelim. Alt kategorilere ayırıyor. Mesela insan beyniyle ilgili sen ne aradın? Onu sana soruyor. Bu görsellerin her birinin farklı düzeyde kullanım dereceleri var. Kiminiz kitaplarınızda, kiminiz sunumlarınızda kullanabiliyorsunuz. Hemen hepsinde referans belirtmeniz muhakkak gerekiyor. Ve bazı hareketli üç boyutlu görsellerde işinize yarayabilecek ve sunumlarınızı renklendirebilecek bilimsel görseller burada bulabiliyorsunuz. Wikimedia'da yer alan görseller Creative Commons lisansına sahip. Bu ne demek? Ücretsiz dağıtılmasını sağlayan bu eserlerin bir kamu telifi. Ancak lütfen, bu çok hassas ve ciddi bir konu çünkü bir hukuki durum, bir sorunla karşılaşmak hiçbiriniz istemezsiniz. Buradaki görsellerden bir şekilde yararlanmak isterseniz görselin lisans derecesine bir göz atın. Sadece public domain'e sahip olanlarda atıf yapma zorunluluğumuz yok. Diğerlerinde atıf yaparak farklı şekillerde, bakın içeriği değiştirebilir misiniz, uyarlayabilir misiniz, ticari olarak kullanabilir misiniz, kullanamaz mısınız? Hepsinde her görselin altında mevcut. Şimdi bu bir çizimim. Kraniofaringiyon bir yıllar evvel yaptığım bir çizim. Bunu Wikimedia'daki görselleri kullanarak aynısı olmasa da benzer bir şey yapabilir miyiz diye ele aldığımızda ne yapabiliriz ben göstermek istiyorum. Patrick Link bir medikal illüstratör. Bir kardiyoloji hekimiyle birlikte yaptığı bir çalışma sanıyorum bu. Evet. Ve Creative Commons 2,5 lisansına sahip. Şimdi bunun ne olduğuna baktığımızda ve bunu nasıl kullanabiliriz diye baktığımızda şunu görüyoruz. Paylaşmak ve üzerinde değiştirmek, bir şeyler ekleyip çıkartmak konusunda serbestiz. Ama mutlaka kimin yaptığını, ilk görselin kime ait olduğunu da kullanacağımız yerde belirtmek zorundayız. Mesela bu görseli aldığımda çok güzel bir şekilde arkası transparan, bunu istediğim sunum background'da da kullanabiliyorum. PowerPoint'te eklediğim basit bir aracı, bir elipsi, etrafına da böyle bir mor
hare ekleyerek aynı şeyi yani aynı güçte olmasa da yine de hani sunumlarınız için falan böyle işinize yarayan görseller elde edebilirsiniz. Mutlaka benim az önce bahsettiğim gibi lisans sahibinin kim olduğundan bahsederek gösterebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yine kendisinin bunu aslında bir animasyonla gelmesini planlamıştım ama çünkü çizimlerine kadar harika olduğunu göstermek istedim. Yine Patrick Lynch'in çizimleri. Bunları geleneksel yöntemlerle çizmiş ve Wikimedia'da sunmuş. Mükemmel bir şey. Ve üzerinde de lisans seviyesini detaylı olarak bahsetmiş. Bir kurcalayın derim. Ya buna inanamadım. Olağanüstü bitki illüstrasyonları var. Geleneksel yöntemle yapılmış. Bu sadece bir ekran görüntüsü. Yüzlerce, binlerce var belki. Ve bunlar kullanıma açık. Bunları gördüğümde şunu anladım. Çok büyük mağazalarda böyle güzel çerçeveler içinde bu illüstrasyonlardan çok karşılaşırsınız. Hatta bunlar satılır çeşitli boyutlarda. Çünkü demek ki bunların lisansları tamamen halka açık hale gelmiş yıllar içinde. O yüzden pek çok yerde görüyorsunuz. Evet, PowerPoint kullanarak kendi basit animasyonlarımızı yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Bir tablete de ihtiyacınız yok. Sadece basit bir mouse kullanarak, biraz hayal gücü kullanarak yapılabilecek çalışmalar. Bakın bu PowerPoint ekranında şekiller, hareket araçları. Şimdi bu animasyonlara baktığınızda ve biyolojik mekanizmaları düşündüğünüzde işinize o kadar yarayabilecek şeyler olduğunu görüyorsunuz ki o algıyla bakmanız gerekiyor. Sinüs dalgası var, kalp atışı var, bu zikzaklar, bu döndürmeler filan bir biyolojik animasyon yaparken çok işinize yarıyor. Aksiyon potansiyeli anlatan bir animasyon yaptım. Kullanılan şekiller sadece bunlar. Bu şekilleri amaca yönelik olarak görmeniz gerekiyor. Ve bu animasyon. Tablet yok, çizim yok, başka hiçbir program yok. Sadece PowerPoint ve PowerPoint'teki basit her gün sunum, yani her sunum hazırlandığınızda hepinizin kullandığı çok basit araçlar. Bu da yakın plan. Slaytlar arasında slaytlar kendi kendine geçiyor. Uzaktan baktığınızda ve iyon kanallarını yakın plana getirdiğinizdeki hali. Bu kadar. Bu da sistemin uzaktan görünüşü. Aynı şekilde sadece moleküler olayları değil, bunlar burada hem okunmuş olur, bunları tek tek paylaştım burada arkadaşlar. Makroskopik görüntülerle ilgili de basit animasyonlar, hareketlendirmeler yapabilirsiniz. Yani cerrahi bir animasyon yapmaya bile cesaret edebilirsiniz. Tabii bunun realistik işlerin yerini belki de tutamayacağını ama en azından alternatifi olabileceğini söylemek isterim. Hani en azından ben kendi işimi kendim yapayım diyenlerin de elbette yapabileceği işler söz konusu. Bu slaytları ben geçiyorum. İsteyen durdurup bakabilir. PowerPoint'ten bahsetmişken ben bir sunumun da nasıl olması gerektiğini kısaca bahsetmek istemiştim ama galiba ben uyamadım. Çünkü bunun işte bir saatlik bir sunumun 10 dakikası kapanış ve soru cevap diye planlamıştım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir sunumun özenle hazırlanmasının temiz bir kıyafet giymek, böyle bakımlı bir şekilde izleyicinin karşısına çıkmakla
inanın eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Benzer etkiyi yapar. Çünkü bu sunumumuzu izleyen kişiye duyduğunuz, gösterdiğiniz saygıdır. Bir sunum içeriğinin temiz ve akıcı olması. PowerPoint'te bu Photoshop'ta çizdiğim yüz kaslarının şu an dokunmuyorum. Arka arkaya kendisi oynuyor. Bunu bir film olarak kaydedebiliyorsunuz. Yani Photoshop'ta bir şey çizip başka bir program bilginiz yoksa PowerPoint'te bunu interaktif hale getirebiliyorsunuz. Tek tek kasları tıklayarak onların ne işe yaradığını, kasların, dişlerin ve yapıların izleyebiliyorsunuz. Ah, İzmir'den hepinize selamlar ve teşekkürler. 2 saat konuştum bu gerçekten. Çok teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için, sabrınız için. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Paylaşımı kapatıyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzeldi. Yani tam bir görsel şölen. İzlerken çok zevk aldım. Emin olun. O zaman çok sorumuz var aslında. Geçebiliriz bence hızlıca sorularımıza. Evet, lütfen. 10 dakika var. Ben hızlıca yanıtlamaya çalışacağım. Tamamdır. Zeynep arkadaşımız sormuş ki, medikal illüstrasyonun Türkiye'deki durumu size göre nedir? Türkiye'deki durumu son yıllarda bence çok yükseliş gösteriyor. Bizim bu alanda çalışan arkadaşlarımız var, hevesli öğrencilerimiz var. Bundan 2 sene önce benim de mesleğe başlamamda gerçekten kendisinde önemli bir yeri olan Doktor Levent Efe Avustralya'da o bir şey başlattı. Bu alanda ilgilenen arkadaşlarımızı bir arada tutan bir etkinlik diyeyim. Ve işte toplantılar yapıyoruz, bilgilerimizi paylaşıyoruz. 2 sene önce başlayıp gerçekten çok iyi bir noktaya gelen arkadaşlarımız oldu. Ben de olabildiğince her toplantıya katılıp bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Yani herkes çok açık bir şekilde edindiklerini paylaştığı, birbirimizi değerlendirdiğimiz bir kapalı bir grup. Bunun yanı sıra bence çok geç bir atılımdı. Samsun'da, evet, 19 Mayıs Üniversitesi bir yüksek lisans programı kurdu. Yani çalışıyorlar, üretiyorlar. Yükseldiğini düşünüyorum. Ben 2010 yılında Ege Üniversitesi'nde Bilgi İletişim Teknolojileri Merkezi'nde medikal illüstrasyon birimini kurmuştuk. Oranın sorumluluğunu üstlendim 8 sene. Sonra merkez dağıldı. Ben ayrıldım. Orada biz çok ciddi çalışmalar yaptık. Gördüğünüz eserlerin pek çoğu o dönemde üretilen ürünler. Yani olması gereken düzeyde değil ama ivmeyle Türkiye'de bu alana ilginin arttığını ve üzerinde çalışıldığını düşünüyorum. Tamamdır, teşekkürler. Minik bir hatırlatma yaparak devam etmek istiyorum. Arkadaşlarımız birazdan chat'e katılım formumuzun linkini atacak. Biz sorulara cevap verken siz o formumuzu doldurabilirsiniz. O zaman Murat arkadaşımızın sorusuna devam edelim. Bu kitabı nasıl temin edebiliriz veya illüstrasyon örneklerinizi nasıl görebiliriz? İllüstrasyon örneklerimi işte sosyal medyada, web sayfamda paylaşıyorum. Ama asıl doktoraya ilk başladığım dönemde az önce işte gösterdiğim, işte aşamaları falan anlattığım, eğitim materyallerini bir arada topladığım içerikler var. Şimdi onları ben kitaplaştırıyorum. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorum. İnşallah yakın zamanda bu anlattıklarımı çok daha detaylı olarak sunacağım, paylaşacağım sizlerle. Teşekkürler. Hatta arkadaşlar chat'e Merve Hanım'ın iletişim bilgilerine ulaşabileceği şeyi atarlarsa çalışmalarını da görebilirler. Ben takip ediyorum. Çok güzel çalışmalarınız var gerçekten. Teşekkür ederim. Sadece şey paylaşmıyorum sosyal medyada. Ben
Yani yazı da yazıyorum. Tabii. Başka illüstrasyon yani yağlı boyalar falan da yapıyorum. Onları da paylaşıyorum ama Teknopark'taki yerimiz hani sadece o illüstrasyon paylaşan bir account'umuz var bir de. Orada grup çalışmalarımız da var. Onu da takip edebilirsiniz. Tamamdır. Tıbbi illüstrasyon ameliyatlara etkisi nasıl olmuştur? Şöyle ameliyatların tıbbi illüstrasyona etkisi oldu. Ameliyatlara girip işte oradan gördüklerimizi, izlediklerimizi yansıtıyoruz. Şöyle etkisi olabilir. Bir eğitim aracı olduğu için bazı özel işte ameliyatları nasıl illüstre ediyoruz, uzman eğitimlerinde kullanılıyor. Bakarak, izleyerek yaptığımız görselleri ameliyat planlaması ya da süreciyle ilgili fikir ve bilgi sahibi olabilirler tabii ki. Tamamdır. O zaman şöyle devam edelim. Medikal illüstrasyonun yanlış kullanımında oluşabilecek problemler nelerdir ve bu problemlere karşı ne düşünüyorsunuz? Çok kötü. Yani yanlış kullanımı az önce söylediğim gibi ilk başlayan herkesin aslında bu yaptığı bir hata başkalarının çizimlerine bakarak çizimler yapmak. O birisi yanlış yapar, siz ona bakarsınız. Sadece telif çiğnemekle kalmazsınız. Yani eser hırsızlığı yapıyor olabilirsiniz ve onun yaptığı hatayı tekrar ediyor olabilirsiniz ve bu çok büyük bir sorumluluk. Yani bunu şey gibi düşünün, bir textbook'ta, bir bilimsel bir kitapta yanlış bir bilgi aktarımıyla aynı şey. Yani yanlış bir resim yaptığınızda görsel bir bilgiyi yanlış anlatmış oluyorsunuz. Bunun çözümü şudur, yetkin alanında başarılı medikal illüstratörlerin artmasıdır. Teşekkürler. Peki tıbbi illüstrasyon eğitimleri kimler tarafından verilmelidir? Bununla ilgili yüksek okullara ihtiyaç var mıdır? Tabii ki var. Bir yüksekokul düzeyinde olması, yani yüksekokul derken tam düzeyini bilemedim. Onların isimleri de değişiyor ya, hani lisans, 2 yıllık lisanstan mı bahsediliyor bilmiyorum ama bunun çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ben bunun bir yüksek lisans eğitimi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tıbbi illüstrasyon yapacak kişinin bir bilimsel background olması gerekiyor. Bunu da ancak 4 yılı bir lisans eğitiminde alabilir. Onun üzerine çalışabilir. Ya da en azından bir arada götürebilir. Tamam. Peki ameliyat planlama yazılımlarının medikal illüstrasyon ile bir ilişkisi var mıdır? Ameliyat planlama yazılımı. Ameliyat planlamaları için üretilen 3 boyutlu görsellerin var. Çünkü 3 boyutlu çıktıların, 3 boyutlu görsellerin, dijital ortamda yaptığımız 3 boyutlu modellerin çıktılarını hani sunmuştum size. Onların ameliyat planlamasıyla ilişkisi var. Yazılım, eğer içinde görsel bir şey yoksa, yani illüstrasyondan ya da görselden bahsedemeyiz zaten. Tamamdır. Son olarak bir de kişisel bir sorumuz var. Bu mesleği seçmenizin nedeni nedir? Geleceğini nasıl değerlendirirsiniz? Ah, ben kendimi bildim bileli resim yapıyorum. Yani resim yapmadığım hayatımda bir dönem hatırlamıyorum. Liseden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gidecektim. Olmadı. Yani bazı böyle bir şanssızlıklar oldu ve biyolojiye gittim. Biyolojiye de sırf binası Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yakın diye gittim. Çünkü çizgi film okumak istiyordum Anadolu Üniversitesi'nde. Olmayınca ben biyolojide okurken Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gidip gelmeye başladım. Çünkü bütün arkadaşlarımı oradan edinmiştim. Onlarla birlikte derslere giriyordum. Ama benim gördüklerim hep biyolojik materyallerdi. Ben gördüklerimi çizmeye başladım. O gördüğünüz şeyler, yani biyolojide okuyorum. Onların gördüğü sanatsal içeriği değil, biyolojik, bilimsel içeriği ben alıyordum. Derslere giriyorum. Yani mikroskop var, mikroskoptaki görseller var, laboratuvar araçları var. Onları çizmeye başladım.
Sonra bu benim hocalarımın dikkatini çekti. Böyle laboratuvar çizimlerine numaralı kalemlerle giriyordum. Onlar benim çizimlerimi şeylerde kullanmaya başladılar. Kendi kitaplarında, doktora tezlerinde, yayınlarda. Bu kar topu gibi büyüdü. Sonra Photoshop 2004 yılında Photoshop kaçtı o zaman? 2.0 mı 3.0 mı öyle bir şeydi galiba. İlk Photoshop edindim. Photoshop'ta böyle bir şeyler yapmaya başladım. Onlar daha çok moleküler görsellerdi. Hani yuvarlaklar, oklar, çizgiler falan kullanıyordum sadece. Sonra yüksek lisans için Ege Üniversitesi'ne geldim. Eşimle tanıştım. Eşim doktor. Onun kitaplarından çok yani inanılmaz etkilendim. Ve özellikle tıp alanında yani sadece biyoloji üretiyordum. Tıp alanına geçtim. Şimdi 15 yıl diyorum, 15 yıldır yapıyorum diyorum ama 15 yıldır yaptığım sadece tıbbi kısmı. Dediğim gibi ilk kapak çalışmalarımı, kitap içi çizimlerimi 2004 yılında başladım. Epey bir zaman geçmiş. Yani sayısız görsel üretme şansım oldu. Çok mutluyum. Mesleğimi çok seviyorum. Geleceğimi nasıl görüyorsun mu demiştiniz? Geleceği yani benimle ilgili olan kısmı artık daha sanat ağırlıklı içerikler üretme konusunda çok istekliyim. Özellikle bu uluslararası dergilerin kapakları beni çok heyecanlandırıyor. Onlar için çiziyorum. Yani bilimsel sanat bizim amacımız değil, amacımız bilimi yansıtmak dedik ya hep. Ben sanatın ağır bastığı kısmıyla artık son özellikle bir yıldır çok fazla ilgilendiğimi ve sanki gelecekte hani bu cerrahi illüstrasyonlar, bu üç boyutlu modeller, ameliyat modelleri bunlara yine devam edecek olsam da ağırlığımı teknik görsellerden ziyade sanki sanatla daha ilişkili olacak olanlardan yana vereceğim gibi görüyorum. Yani öyle görüyorum. Anlıyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Soru cevap kısmımızın sonuna geldik. Merve Hanım varsa son sözlerinizi alabiliriz. Ben de oturum yavaş yavaş kapatacağım. Ben tekrar davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Dilerim faydam olabilmiştir izleyenlere. Çok teşekkürler. Gerçekten çok verimli bir yayın. Tekrar söylemek istiyorum. Görsel bir şölendi. Umarım katılımcılarımız da zevk almışlardır. Ben Doğa Erpak, MediScience etkinliğimizin 3. gününü Merve Hanım ile tamamladık. 7 Şubat Pazartesi günü Cansel Işıklı hocamızın tıbbi cihaz eğitimiyle eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecektir. O zamana kadar kendinize iyi bakın, EMBS'le kalın. Teşekkürler, hoşça kalın.